Anısal bir mimariye sahip olan Tavşan Ulu Cami bahçesinde kendine mütevazi, küçük ve son derece aslında sevimli bir bina daha var. Bilmem fark ettiniz mi hiç? Evet evet hani Aslan Bey Türbesi'nin hemen e, yakınında yani kuzey doğusunda yer alan bir e, mimar eserden bahsediyorum. Ne mi? Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi. Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi mi? O da nereden çıktı şimdi demeyin. Hani Tavşan içi Milliyeti Müdürlüğü'nün karşısındaki Zeytinoğlu Kütüphanesi orası değil mi? Yok yok yok, hayır. Hadi o zaman tarihi süreci en başa alalım ve 2. Abdülhamit dönemine gidelim ki burada Zeytinoğlu Kütüphanesi'nin kurul sürecini birlikte bakalım. Ama önce kimdir bu Zeytinoğlu ailesi? Ne iş yapar, ne yaparlar ve kütüphaneyi neden inşa etmişlerdir? Oradan başlayalım. Tavşanlı Zeytinoğlu ailesi aslında... Ee, Sarı Ahmetoğlu ailesi olarak tanınır. 1845 yılındaki e, 1260'lardaki hicri anlamda e, temettuat defterlerine göre. Ve ilginçtir. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde ikamet eden Sarı Ahmetoğlu Halil'in temettuat defterlerine göre tavşanlarının en zengin ikinci ailesidir ki tam 4106 kuruşluk bir yıllık e, kazançları vardır aslında. E, ne iş yaparlar peki? Bu arada e, tavşandaki e, Hacı Hüseyin Mahallesi'nden bahsettim. Burası neresi? Burası bugün e, yeni mahalle gibi düşünebilirsiniz ama Dere Sokağı'ndaki eski Zeytinler evini eskiler büyükler tanırlar, hatırlayacaklardır. Şimdi yıkılmak üzere olan, belki de yakın zamanda restore edilecek o güzel evden bahsediyorum aslında. E, Hacı Halil e, Ağa'nın bir oğlu vardır, Hacı İbrahim'a. Asıl kütüphane inşa eden kişi ki odur ve tavşanlı mezarlığında bulunan mezar taşına göre kendisi 1821 tarihi doğumludur ve 1904 yılında vefat etmiş ve bu uzun yaşam yılları içerisinde ticaret kervanıyla uğraşmış Söğüt, Bilecik, İstanbul, Eskişehir Emet üzerinde çok önemli bir e, ticaret e, iş adamı adeta o dönem için olmuş. Ayrıca vergi muhasallığı yapmışlar, mültezim olmuşlar. Son derece e, ekonomik anlamda Zengin bir aile olarak karşımıza çıkıyor Zeytunzade ailesi. Zeytunzade ailesinin Hacı İbrahim Ağa'nın iki çok önemli oğlu var. Bunlardan bir tanesi Tevfik Efendi. Tevfik Efendi ilginçtir. Ee, i̇lk defa Eskişehir Ticaret Odası'nın kurucularındandır ki tarih 1893 yıldır. Ve e, gülle taşı ticareti yapmaktadır. Artin... Ee, Karabet ve Velet Efendi ile birlikte ki Viyana'da bir temsilcilikleri vardır. Yani ticari anlamda çok özel bir yeri vardır. E, Tevfik Efendi'nin. Hacı İbrahim Han'ın bir başka özel ismi ise bizim için daha çok kıymetlidir. Tavşanlı'ya dair. Çünkü Hacı Tahsin Efendi'dir. Hacı Tahsin Efendi'nin ise e, özellikle ilmi yönü dışında bir de siyasetle uğraştığını ve e, ikinci meşrutiyet yıllarında Kütahya mebusu olarak Tavşanlı'dan aslında bir vekil. Kütahya mebusu olarak görevlendirildiğini ve İstanbul'da mebusluk yaptığını biliyoruz. Ve e, Hacı Tahsin Efendi döneminde yapılan Zeytinoğlu konan içindeki son derece kıymetli eşyalar ki işte e, sel sebil bir e, su sebil olsun içindeki fincanlarla birlikte özel çeni sobalar falan bunların hepsi ailenin Viyana ile olan ilişkileri, ticari ilişkileri sonrasında Avrupa'dan getirilmiş özel eşyalar olarak düşünebiliriz. Peki kütüphane neden açılmıştır? Hacı İbrahim'a az önce bahsettiğim üzere hem ekonomik anlamda hem de eğitim kültürü anlamda özel bir kişidir. Çocuklarını bu şekilde çok iyi yetiştirir. Hacı İbrahim Ağa'nın şöyle bir eksikliği görür Tavşanlı'da. Bir Mevlevi hanede bir mektep vardır, kütüphane. Çok da yoktur ama bir kütüphane, basit bir kütüphanesi vardır. Fakat e, tavşanda medrese vardır. Bu medrese okuyan öğrencilerin özellikle üst e, eğitim yıllarına ait e, gidecekleri yeri tavşanda yoktur. Ya Bursa'ya giderler ya İstanbul'a giderler daha çok. O yüzden Hacı İbrahim'a Cami Bahçesi'ni bir medrese inşa etmeye karar verir ve Medrese yapacaktır. Tamam peki medrese hocaları ve talebeleri için bir de neye ihtiyaç vardır? Kütüphaneye. İşte Lale Devri sonrası özellikle kütüphaneciliğin modern anlamda kütüphaneciliğin gelişmesiyle birlikte Tavşanlı'da da bir kütüphane yapmaya, inşa etmeye karar verir. İşte Ulu Cami bahçesindeki o özel küçük yer mekan aslında Tavşanlı'nın ilk modern kütüphanesidir. Ve Zeytunzade Hacı İbrahim'a diye kayıtlara geçer bu kütüphane. Bir de e, kütüphane bu şekilde inşa edildiği ve ulu cami bahçesine de bir e, medrese inşa edildiği için de Hacı İbrahim Ağa bugün Zeytunlu kütüphanesinin duvarında kocaman bir şekilde duran özel bir e, aslında ödül de alır kimden? Sultan Abdülhamit. Sultan Abdülhamit'ten. Sultan Abdülhamit. Hacı İbrahim Ağa'nın eğitime verdiği katkılar dolayısıyla Bursa Valisi Celalettin Paşa'nın teklifiyle dördüncü dereceden bir mecidiye nişanıyla taltif eder ve mecidiye nişanıyla birlikte ödüllendirilir Hacı İbrahim Ağa'nın e, bu eğitim yaptığı faaliyetler. Peki kütüphaneye kitaplar nasıl temin edilmiş, tavşanlığa kitaplar nasıl gelmiş bir de ona bakalım hadi. Kütüphane kitaplar Acı Tahsin Efendi ile birlikte aslında zenginleşmeye başlıyor. Çünkü Acı Tahsin Efendi İstanbul'da ticaretle uğraşıyor ve sürekli olarak müzayedelerin, özel koleksiyonerlerin ve sahafları müdavimi. Böylelikle Hacı Tahsin Efendi çokça İstanbul'dan topluca aldığı kitapları kütüphaneye babasına gönderir ve babası da kütüphaneyi adeta vakfeder. Bu şekilde kitaplar zenginleşmeye başlar ki gördüğünüz istatistik 2009 yılına ait olan Anadolu Lisesi'ndeyken Tavşan'la Ahmet Ramazan ve Afra Deniz'le birlikte yapmış olduğumuz Zeytinolu Kütüphanesine dair özel bir TÜBİTAK çalışmasından ve bu kütüphanede sadece dini eserler, Kur'an-ı Kerimler yoktur. Bunlardan başka edebi, matematik ve sosyal ve beşeri bilimlere dair pek çok alanda eserlerin bulunduğunu gösteren bir istatistiktir. Ve bu kütüphaneyi çok özel kılan bazı kitaplar vardır ki işte bunlardan bazıları şöyledir. Mesela en ünlüsü Kadı Beyzavi'nin Kur'an-ı Kerim tefsiridir ki hem cilt anlamında hem tesip anlamında hem de el yazması anlamında çok özel detayları içinde barındırır. Yine ekranda gördüğünüz başkaca kitaplar, matematik kitapları yine çok özel işlenmiş el yazması yazılmış Kur'an-ı Kerimler. Tesip müzehipler, müzehip, özel müzehiplerin hazırlamış olduğu tesip sanatı ile icra edilmiş kitaplar bizim kütüphanemizin en kıymetli eserlerindendir. Peki bu tür çok kıymetli eserler hala tavşanla nasıl kalabilmiş? İşte bu da yine çok özel bir detayı içinde barındırıyor ki bu da büyük bir takdire şayen bir gayretle olmuş. Peki nasıl olmuş? Aslında kütüphane birkaç çok ciddi badire atlatmış. Bunlardan bir tanesi Tavşanlı'nın Yunan işgali sırasında gerçekleşmiş. Tavşanlı Yunan işgali sırasında İstanbul'da bulunan Hacı Tahsin Efendi babalık isminde bir gazetede çıkan e, yazıyla adeta e, kahrolmuştur. Çünkü yazı diyor de, e, demiştir ki Tavşan'daki Zeytinoğlu Kütüphanesi Yunan işgaliyle birlikte mahvoldu, dağıtıldı ve kitaplar yok edildi çok üzülür. Hemen hatırlı araç, aracılarla, dostlarıyla, aracılarla Yunan komutanına ulaşır ve Tavşanlı'daki kütüphanedeki son durumu öğrenir ve içi rahatlar. Çünkü gerçekten hiçbir şey yapılmamıştır. Kitaplar yerli yerindedir. Ama asıl büyük badire ne yazık ki Cumhuriyet dönümü sonrası gerçekleşecektir. 1925 yılında çıkartılan Tekke zaviye Türbe Kanunu gereğince medreseler kapatılır ve tüm vakıfları ve kütüphanelerin e, kitaplarının bölgenin en büyük eğitim kurumuna tahsis edilmesi, verilmesi öngörülmektedir. Ve bölgenin en büyük eğitim kurumu o dönemde İstiklal Mektebi'dir ve İstiklal Mektebi'ne bütün kitaplar verilecektir. Fakat ailenin artık torunu Mesut Zeytunoğlu devreye girer. Ve der ki bunlar vakıf kitapları değildir ve bunlar kesinlikle buraya verilemez diye bir hukuki mücadele başlatır. Çünkü kitaplar ailesinindir, kendilerindir. Daha doğrusu aslında kitapları vermek istemezler. Ve Mesut Zeytinoğlu bu hukuk mücadelesini başarıyla sonuçlandırır ve kitapları vermez. Kaldı ki Mesut Zeytinoğlu aslında çok haklı çıkacaktır. Kendisinin ifadesine göre istiklal mektebine giden maalesef pek çok tavşanlığa ait olan kitaplar, yok olmuştur, kaybolmuştur veya bir şekilde artık unutulmuş gitmiştir. İyi ki vermemişiz diyecektir Mesut Zeytinoğlu hatıratında. Daha sonra ise kütüphane bir ek bina yapılır, okuma salonu yapılır ve gördüğünüz fotoğraf ise 1943 yılında e, açılan kütüphane'nin okuma salonudur ki bugün bu salon ne yazık ki artık yoktur, yıkılmıştır. ...arkasındansa artık aile Eskişehir'de ve İstanbul'dadır. Tavşanlı ile çok yakından e, duramazlar ve kütüphaneyle ilgilenemezler. O zaman Mesut Seytiroğlu düşünür ve der ki biz kitapları Kültür Bakanlığı'na, Milletin Bakanlığı'na... ...o dönemde Milletin Bakanlığı'na bağışlayalım ama bir şart koşalım. Bu şart da şöyle olsun... Kesinlikle ve kesinlikle kütüphane ismi Zeytinoğlu ailesi olarak devam edecektir ve içindeki kitaplar dedeleri, kurucu dedeleri Hacı İbrahim Ağa'nın takdirine göre asla kitaplar şehir dışına çıkmayacaktır ve kitaplar kütüphane dışına çıkmayacaktır. Hatta fotoğraf çekimi bile olsa kütüphanenin dışına çıkılması yasaklanacaktır. Böyle özel bir şart konur Milliyetin Bakanlığı ile ve daha sonra ise bu şartlar yerine getirildikten sonra da artık kütüphanemiz Milliyetin Bakanlığı'na daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecektir. Peki bugünkü yerin ne zaman yapıldı? Bugün Tavşan İlçe Milliyetin Müdürlüğü'nün karşısındaki kütüphane binası Evet, 1995 yılında yine zeytin Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı tarafından yapılmış. Ama dediğimiz gibi artık kütüphane kültür bakanlığımızı bağlı bir işletme olarak e, topluma tavşanlı ve tüm dünyadaki bilim dünyasına hizmet vermektedir. Bugün sizinle merhum Fevzi Coş'un ifadesiyle bozkorda bir Gülistan, öğrencilerimizin ifadesiyle ifadesiyle ise e, nesillere köprü bir kütüphane diye tanımladıkları. Zeytinoğlu Kütüphanesi'nin tarihi süreci ve kuruluşunu konuştuk. Gerçekten çok kıymetli bir kütüphane. Bugün içindeki el yazması eserleriyle tüm dünyada tanınan bir kütüphane. E, okuyucusunun istifade çok olması dilekleriyle saygılarımızla.